Son zamanlarda en çok karşılaştığımız sorulardan biri, hastaların bize sorduğu, doktor bey, rahim içindeki kalınlığım iyi mi? Lütfen buna baktınız mı? Çünkü bu artık bir konuşa konuşa yeni bir bakış açısı haline geldi. Tabii ki bakıyoruz. Tabii ki yumurtlama esnasında, takibi esnasında rahmin kalınlığını özel aletlerle ölçüyoruz. Tabii ki özellikle 3 boyutlu veya 4 boyutluk hatta rahim içinde kan akımlarını ölçen ultrasoundlarla sizleri takip ediyoruz. Ama özel bazı durumlarda rahim içi kalınlaşmayabiliyor. O zaman da embriyoyu rahim içine koyduğunuzda gebelik oranları düşebiliyor. Daha evvelden sık kürtaj olduysanız, düşükler yaptıysanız veya rahim içi zarı hormonal duruma cevap vermiyorsa bu durum korkutucu hale gelebiliyor. Bu durumlarda yeni bir tedavi metodu ortaya çıktı. Burada özel bir ilaç ki rahim içindeki zarın daha iyi rejenere olmasını yani kalınlaşmasını sağlayan bir sıvı geliştirildi. Bu sıvılar özel durumlarda kullanıldığına, gerekli durumlarda kullanıldığında, rahim içine verildiğinde embriyonun rahim içine tutunmasını sağlıyor. Demek ki rahim içi kalınlaşmasa bile rahim içine tutunmayı sağlayan bir sistem size özel olarak uygulanabilir. Lütfen böyle bir durumla karşı karşıyaysanız doktorunuza sorun, bu tedavi neymiş, size uygunsa uygulandığında daha iyi sonuç alabilirsiniz.